Sokrates'e hoş geldiniz. Sokrates'in sevilen yarışma programı Çok Biliyorsun. Bir kez daha Paribu sponsorluğunda karşınızda. Turnuva ağacımızın, Çok Biliyorsun'un o müthiş yarışma ağacının ilk finalistleri belli olmuştu. Bracket'ımızın ilk kısmında Hilmi Bağcıoğlu ile Serhat Eyüboğlu final oynayacaklar. Bu sene finalleri, Bracket'ın finallerini sahnede hep beraber yapacağımızı ve bütün büyük finale gidecek 4 ismin arka arkaya belirleneceğini söylemiştik. Geçen seneden farklı olarak. Geçen sene turnuva ağacının her şampiyonunu belirleye gidiyorduk. Bu sefer finaller belli olacak. Kendi arasında oynayacak finalistler. Önce sahnede şampiyonlar belli olacak. Yarı final, final şeklinde gideceğiz. Bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra tabii... Şimdi çok önemli bir olay var. Büyük bir olay var. Evet, Efe Tunçer yanımda. Sevgili Efe Tunçer, adam gibi adam. Armağan. Efe, seninle de alakalı çok önemli konuşmalar yapacağım ama bekle. Aynı zamanda çok enteresan da iki yarışmacımız var. Evet. Onlara da söz vereceğim ama öncesinde benim küçük bir konuya değinmem gerekiyor. Evet. Bu konu ne? Bu konu şu. Çok biliyorsun soruları Sokrates'in gizli havuzunda tutuluyor. Kesin. Gizli bir havuzumuz var. Mehmet Demirkol, Kaan Kural, efendime söyleyeyim, Emre Özcan, Uğur Ozan Sulak, editörlerimiz, yeri geldiğinde Elvin, buraya soru atıyorlar. Buraya soru atıyorlar. Kurak dönemlerde. Tabii, hiç kimseden soru gelmezse Elvin'den falan alıyoruz. Bu sorular yarışmaya seçiliyor ve soruların... Fact check dediğimiz, hani sağlamasının yapıldı, evet doğru cevabı bu mu, şu mu falan gibisinden bölümü var. Onur Erdem son icraatı ayrılmadan önce YouTube kanalının başından bu işe önemli bir ismi getiriyor. Atadı. Mertcan Tubay. Tabii Mertcan Tubay zaten bu yarışmadan çıkmış bir değer olduğu için diyor ki Onur Erdem orada. Hani daha bir üstüne düşer bu işin. Daha bir canından can katarak yapar. Çünkü bu yarışmanın bir parçası. Ama Mertcan Tubay geçtiğimiz mücadelede Berat Dendi ile Hilmi Bağcıoğlu'nun mücadelesinde satranç sorusunda patır patır bir hata yapıyor. Bu nedenle de ne olacak? Yani tabii ki Hilmi Bağcıoğlu kazandı o yarışmayı. Hilmi'yi finale yolladık ama... Sevgili Berat Denli'ye de 3. ya da 4. bracket'ımızda, yani bu kısmını tamamladığımızda ağacın tekrardan yarışma şansı vereceğiz. Çünkü evet. Berat da Mertcan Tubay'ın azizliğine uğrayarak haksız bir elenmeye tabi tutuldu. Bunu açıklamak istedim. Paribu sponsorluğunda hızlıca başlayacağız. Çatır çatır sorularımız olacak ama önce yarışmacıları tanıyalım. Batuhan Ayvaz. Bu ismi diyorum nereden hatırlıyorum. Bundan birkaç ay önce bir bağış yayını Batuhan'da eli bol bir kardeşimiz çok acayip bir miktar geldi. Dedim bu kim? Batuhan Ayvaz. Hatta orada ben dedim ki işte Yuver. Doğaçlamanı konuşturdun. Ayvaz falan fıstık. Bu tarz espriler de havada uçuşmuştu. İşte o Batuhan Ayvaz. Bugün yanımızda hemen notlarımı alacağım. Evet. Seni dinliyoruz Batuhan Ayvaz. Merhabalar, ismim Batuhan. Onu reklam biliyorum. Ajansında sosyal medyacılık neredesin? Yapıyorum. Bir reklam ajansında çalışıyorum sosyal medyacı olarak. Evet. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum. Aslan Bartınlıyım. Buradan da tüm Bartınlara selam. Bartın'ı temsil etmek için buradayım. İzmir'de yaşıyorsun. Evet, İzmir'de. İzmir'den geldim. Aynı İzmir'de yaşıyorum. Bugün Bartın. Nerede? Konak civarında, asansörün olduğu yerlerde. Asansör mü? Hani İzmir asansörü var ya. Konakta mı var asansör? Hayır. Tarihi bir asansör var orada. Ha öyle bir asansör. O asansörün 2-3 blok üstünde. Çünkü ben Karşıyaka'da falan arkadaşıma çok gittim. Direkt konumu atmayayım. Erman İzmir'i avucunu çekebilir. Tabii canım, biz Çeşme'nin çocuğuyuz. Aynen. Öyledir abi, doğrudur. Bostanlı'yı çok severim ben. Bostanlı'yı ben de severim. Güzel yalı. Biraz aynen. Bana şu an ters kalıyor ya. Aha. Peki. Yoksa yani güzel. İddialı mısın Batuhan? Şans. Biraz şans. Enteresan bir rakibim var. Biraz daha açıklamalarda bulunacağım. Evet evet, bayağı öyle. Bilmiyorum nasıl olacak. Peki. Evet. Sevgili Batuhan Ayvaz'a bol şanslar diliyorum. Diğer yarışmacımız. Dikkatle dinleyelim evet. Programın şu anki kısmını. Rica ediyorum tüm seyircilerimizden. Her ülkede farklı bir yarışmacı. Türkiye'de Elktat Barut. Ben Elktat ismini duyunca dedim ki abi dedim sen İsveçli misin? Hakikaten İsveçliymiş. Çünkü yani genelde o tarz isimler Norveç'ten, İsveç'ten çıkıyor. Elktat Barut ama
İsveç'teki soyadı da Ekdat Viktorsson. Evet, bir de Bulgaristan'da soyadı var. Çünkü sevgili babası anladığım kadarıyla Bulgar. Ekdat Viktorov İlyev. Seni burada Ekdat Barut olarak sanıyorum tutacağız. Ekdat yeterli abi. Ekdat diyorsun. Hiç soyadı moyadı karıştırma. Baruttur, Viktorsson'dur. Aynen. Peki Ekdat. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Yarışmamıza tat kattın. Eyvallah. Nasıl kelime ya? Mükemmel. Ekdat ya. Tatlı bir yarışma olacak evet. Ya. Seni de tanıyalım. Ekdat ben. 33 yaşındayım. Bir spor datası şirketinde ürün geliştirme ve data analizi. Eyvah. Hadi Batuhan. Abi benim tarafımda olman lazım. Kapıya da yakınsın. Yavaş yavaş evet. Abi. Evet. Ekdat. Pozisyonda çalışıyorum. Ne pozisyonu? Ürün geliştirme ve data analizi. Data analizi, enteresan. Onun dışında anlattığınız gibi İsveç doğumluyum. Ailem Bulgaristan göçmeni ama ben 1 yaşında Türkiye'ye geliyorum ve 32 yıldır İstanbul Gaziantep'te yaşıyorum. Zlatan İbrahimovic gibi bir geçmiş. Muhteşem. Hakikaten o da işte Bosna var, İsveç var, aynen. O var, bu var. Buyurun. Onun dışında eğlenmeye geldim diye bitirebilirim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve efsanevi isim Efe Tunçer. Erman'cığım. Efe, evet abi. Gerçekten sana yapılan haksızlıklar benim canıma tak etti. Ah bir tanesi. Çok üzgünüm. Buraya da bu büyük üzüntüyü yaşayarak geldim. Yok efendim, Efe Tunçer yeter. Efe Tunçer istifa et. Yok işte Efe Tunçer gitsin, kadın gelsin. Efe Tunçer, o bu olabilir falan diyor. Efe Tunçer. Bunu açıklamak için. İşte şu gelsin. Ya kardeşim, bir kere bu adam Efe Tunçer. Estağfurullah. Yani televizyonu açıyorum, tık dizide. Şeye gidiyorum, Beşiktaş'a stand-up'a gireyim diyorum. Tık stand-up'ta. Seslendirme işine gidiyoruz. Arada bize de pastıyorlar falan. Bir bakıyorum Efe Tunçer. Adam 10 elinde parmak mıydı o? 10 elinde 10 parmak. Marif. O tarz bir karı ya, bu çocuğa niye böyle sürekli bir şey düşürmeyin programı. Estağfurullah. Program düşüyor. Şimdi düşüm yapmayın. Tabii halkın tabii ki şeyi var. Çok biliyorsun. Şimdi bu halk evet. Mesela beni de sürekli takdir ediyor. Demek tabii. Ki halk da biraz anlıyor yani şeyden. ama yani bu kadar da değil. Bu kadar da, evet. Çok biliyorsun seyircisi dünyadaki en tutkulu tabii. Programına ve konseptine en sadık. Evet, biraz ondan da kaynaklanıyor. Evet, seyircisi ben bunun farkındayım. Dolayısıyla benim co-hostluk tarzımı zaman zaman yetersiz ve bulabilirler. Başımın üstünde yeri var. İşte ben o yüzden seni halkımın host yapıyorum bugün. Ben co-host'a geçiyorum. Bir de böyle ters köşe bir şey yapıyoruz. Aynen. Efe Tunçer co-hostluk yapamıyor dediniz. Bugün çok büyük sorumluluk yüklüyorum Efe Tunçer'e. Evet. Minimum 5 soru vereceğim. O da minimum. Belki yarı yarıya bile şey yapabilirim. Hep beraber göreceğiz neler olacak. Aynen. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Kaç puanda ne online oluyor? 2500 falandı galiba. 2500'de hangisi? Bahar. Spring. Bahar. Spring jokeri. 7500'de? Çelme. Çelme jokeri. Bunun dışında da başka bir şey yok. Yukarıya doğru. İşte Onur Erdem'in icat ettiği acayip sistemle zaten son soruya birbirinize yakın geleceksiniz. Buradaki en son yarışmada... En son 3. soru bilinmiş. Aynen. Ondan sonra da yarışma bitmişti. Uzun süredir doğru bilinen bir cevap. Aynen. Bakalım sizle nasıl başlayacağız? Hızlı hızlı ilk 5-6 soruyu geçiyoruz zaten. Evet. İkinizin de ayağına sağlık tekrardan. Sağ Çok olun. Da başarılar Peki. diliyorum. Dilerim keyifli güzel bir yarışma olur. İlk sorumuz gelsin. Paribu sponsorluğunda çok biliyorsun başlıyor efendim. İlk sorumuz. Hangi Dünya Kupası turnuvasında final penaltılara gitmemiştir? Oldukça kolay bir soru bence. A. ABD 94, B. Fransa 98, C. Almanya 2006, D. Katar 2022. 10 saniyeniz başladı. Çok ikonik bir iki final var burada ki evet. Zaten sorunun cevabını belli ediyor. Evet alalım yanıtları. Sevgili Batuhan B. Fransa diyor. Keza Ekdat da B. Fransa diyor. Doğru yanıt. 3-0 kazandı Fransa o maçı normal sürede. Zinedine Zidane'ın 2 golüne 85-86 civarı yanlış hatırlamıyorsam Emmanuel Petit eşlik etmişti. ABD 94 penaltılara gitti. İtalya ile Brezilya arasında Roberto Baggio kaçırdı. Almanya 2006 İtalya ile Fransa arasında penaltılara gitti. Zidane'ın kafa attığı maç olarak da
biliriz. Kesinlikle. 2022 Katar zaten daha çok yeni. Kalp krizi geçiriyorduk onu izlerken. Burada acayip şey yaşandı stüdyoda. Buradaydık. Bir saniye geri verin. Geri verin. Evet. Fransa 98 doğru yanıt. Fransa 98 doğru yanıt. Katar 2022'de 3-3 bitti işte. Normal süre 2-2. Evet. Sonra 1-1 atıyorlar karşılıklı. 3-3. Evet. Penaltılar. Arjantin. Evet. Bitti gitti. Devam. Ver bir daha ver. Evet. İkinci soruya geçiyoruz. Oo. Hemen seni yükledim. Havuza attım. Artık kendi kanatlarında uçman lazım. Tamam. Bu soruyu ben soruyorum. Sor. Ben bir sorakini sormak istiyordum. Peki ben sorayım. Fenerbahçe Beko'nun Mart ayının başında kadrosuna kattığı oyuncu kimdir? A. Jonathan Motley, B. Tyler Dorsey, C. Kevin Pangos, D. Nemanja Bjelica. Bu da oldukça kolay bir soru. Evet. Eğer tabii basketbolla ve Euroleague'le alakalıysanız. Süre bitimi yaşandı. Alalım. D. Bjelica, B. Taylor Dorsey. Tek doğru yanıt var. Elktat Taylor Dorsey diyor ve öne geçiyor. Hemen sana bakıyorum. 300-100. Kolay yerlerdeyiz daha. Burada bir puanlık bir şey yok. Alalım 3. soruyu. Efsanevi isim. Şu anda meyve verdiği için taşlanan Efe Tunçer 3. soruyu okuyacak. Efendim. 2023 Super Bowl Halftime Show'da hangi sanatçı konser vermiştir? Evet. A. Shakira, B. Lady Gaga, tabii. C. Drake, tabii. D. Rihanna. Evet. Acayip bir konserdi. Gerçekten çok acayip. Sabaha karşı 4-5 şöyle gözümü bir açtım dedim bu ne ya? Bu ne ya dedim. Alalım yanıtları. İki... Ooo Riri Şekli, Elktat. Buradan Elktat'a bak sen. Misilleme gidiyor. Riri diyor ya. Riri diyor. Aslap Rocky görmesin. Aynı şekilde düşünüyorum. İzler aslında yarışmayı da. Aslap Rocky izleyicilerimizden. Tabii. Adamın hesabını bozmayın. Küçük bir espri yaparak ben de yine aranıza dahil oldum efendim. 4. sorumuz gelsin. 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenecektir? A. Atina, B. Milano, C. Brisbane, D. Bogota. Atina, Milano, Brisbane, Bogota. 2032'de mi ya yazılıyor? 28'de de var. 28'de de var değil mi? 24'te de var. Doğru, yani varmış. Evet ama 24 ile 28 epeydir belliydi. 2032 biraz yeni belli oldu. Biz onu sorduk. Wait! Alalım. Batuhan korktun mu? Ne oldu? Bir ters ters biraz korktum abi. Özür dilerim kardeşim. O tarafa doğru bağırmam bundan sonra. Brisbane diyor, C diyor Batuhan, B diyor Milano diyor Elktat. Elktat bu sefer olmadı canım. Bu sefer olmadı. Brisbane doğru yanıt. Brisbane doğru yanıt. Şimdiden kızıştı. Berçan Tubiş, puan ver bakalım. Batuhan 800 puan, Elktat 600. Şuraya yazıyorum. Batuhan 800, Elktat 600. Evet. 5. soruyu da sorduktan sonra bir genel muhasebe durumunu. Hatta genel muhasebeyi 6'ya atıyorum. Aynen. Genel muhasebeyi 6'ya atıyorum. 6. soruyu da Efe'ye sorduracağım. Efe soruyu soracak. Sonrasında muhasebeye geçeceğim ama önce 5. soru. Oo! Instagram'da en çok takipçisi olan kadın tenisçi kimdir? A. Serena Williams, B. Maria Sharapova, C. Naomi Osaka ve D. Emma Raducanu. Instagram'da bence kolay bir soru ama bence belli de olmaz yani. Bu işler. Ya ben teniste biraz haşır neşir olduğum için bana da kolay geliyor olabilir. Kaldırayım mı? Bir şey sildin ve B yaptın. Evet. Neyi sildin? C'yi sildim, B yaptım. Hadi bakalım kaldır. Hadi bakalım. Sen C'yi silmedin ve C yaptın. O C'yi sildi, B yaptı. Doğru cevap Serena Williams. Aa, 16,5 milyon takipçisi var. A'yı sildim, C yaptım. C'yi sildim, B yaptım. A'yı böyle şimdi ben uydurdum. Çok hayır, gerçekliydik A yaptım. Şimdi bu nasıl silişken bir tavır? biraz kararsız kaldım ya maalesef. Yani Serena çok açık. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu falan düşünüldüğünde. Hem Maria Sharapova da yarı Amerikalı sayılır. Yani 6 yaşında Amerika'ya gidiyor ama Serena Williams aynı zamanda çok büyük bir ikon. Yani Maria Sharapova'dan da büyük bir ikon.
ABD'de kadın hareketinin falan da ciddi parçalarından biri. Burada Naomi Osaka son 1-1,5 sene tenisten çok kopup ortalardan kaybolmasaydı 2 sene önceki ivmesi Naomi Osaka'nın. Çünkü Naomi Osaka ABD'ye de hitap ediyor, tüm Asya'ya hitap ediyor. Yani Japon kökleri var, Amerikan kökleri var. Birçok yerden beslenen bir oyuncu olduğu için ben Naomi Osaka'nın Serena'ya yaklaşabileceğini düşünüyordum. Popülerlikte ve kadın takipçide. Ben de Maria Sharapova'nın böyle merch'üdür, falanıdır, filanıdır çok fazla ya. Aslında ben de, oraya gitti. Ben de öyle düşündüm. 4,5 milyon da az değil mi? Az değil. Serena yani. Williams'ın çok daha fazla. Çok fazla. Yani o Venus'la beraber işte kıyafet işine de girdi, ona da girdi, şuna da girdi, filmleri çekildi, o su oldu, bu su oldu. Bayağı bir fark var. Altıncı soruyu Efe Tunçer okuyor. Yes, sonrasında Efe Tunçer bir de muhasebeye girecek. Hasbihal öncesi efendim sorumuzu soruyoruz. Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu kimdir? A. Mehmet Özdilek, B. Ali Gültiken, C. Feyyaz Uçar, D. Metin Tekin. Buyursunlar efendim. E. Wout Weghorst. E. Wout Weghorst. F. Daniel Amokachi. G. Vincent Aboubakar. Aboubakar. H. Mario Gomez. Güven yok. Oo, Christopher Ohen. Evet, çok. Nijeryalı. Süre bitimi yaşandı ama biz ek şık koyup 2-3 saniye sizin kafanızı karıştırdığımız için o süreyi de veriyorum ben şu anda. Evet, alalım. B. Ali Gültiken, C. Feyyaz Uçar. Metin Ali Feyyaz üçlüsünün en golcü oyuncusuydu Feyyaz. Yani Metin Ali de çok gol atıyordu. Hatta 10-0'lık Adana Demirspor maçında galiba 4 golü Ali atıp Feyyaz 3, Metin 3 atmıştı. Öyle hatırlıyorum. Ama Feyyaz Ali'den daha golcü. Beşiktaş tarihinde de öyle. Doğru cevap C. Feyyaz Uçar. Eltat bir kez daha öne geçiş yaşıyor. Eltat da böyle bir çocuk. Hata affetmez. Ver bakalım Mertcan Tuvay, muhasebeye gideceğiz. Eltat 1350 puan oldu. Daha neler? Batuhan 800 puan. Evet. Şimdi ilk olarak Batuhan'a dönüyorum. Batuhan 6 soruluk dilimi geçtik. Bundan biraz daha fazla ve daha yüksek puanlı sorularla devam edeceğiz. Rahat mısın? Gayet rahatım. İyi misin? Son soruda şaşırtmalıdır diye düşündüm. Feyyaz diyecektim ama dedim ki belki. Çünkü ikisi de vardı şıklarda, Metin Ali ikisi. Dedim ki B olabilir. Öyle yaptım, tutmadı. Arada 500 puan fark var. Şu an bundan sonraki soruların hepsi 1000-2000 gidiyor zaten. Yani aslında bir soruluk bir fark var. Can sıkacak bir durum yok ama Erktat da orada pis pis de gülüyor bir yandan. Erktat. Ya format gereği yarışma başlamadı aslında. Bak Erktat nasıl çözmüş olayı. O yüzden şu an ısınıyoruz diyebiliriz aslında. Hadi bakalım. Sen barutsun yalnız. Fazla ısınma sıkıntı olur. Senin de soyadın ateş olsaydı acayip olurdu ha. Valla. Maalesef. Batuhan ateş, Erktat barut. Arkada Sertab Erener'e dayadın mı? Üçüncü dünya savaşı. Alalım. Dur. Geri gidelim. Bin puan. Evet. Sorumuzun puan değerini vermeden gitmek istemedim. Biz de böyle bir yarışma sunucusuyuz. Şimdi gidelim. Aşağıdaki basketbolculardan hangisinin NBA All-Star smaç yarışması şampiyonluğu yoktur? Neymiş? NBA All-Star smaç yarışması şampiyonluğu. Yoktur. A. T-Mac. B. Kobe Bryant. C. Jason Richardson. D. Vince Carter. Mertcan Tubay'ın işaretiyle doğru, sürenin bittiğini anlıyoruz. Alalım. A. T-Mac demiş sevgili Batuhan. A. T-Mac demiş Eltat. İki doğru yanıt. Vince Carter da konmaz oraya be kardeşim. Adamın hayatı bu işlerle geçmiş, yani böyle bir şey olur mu? Vince'le beraber zaten aynı takımdalardı. Vince kuzenler de zaten. Kuzenler. O kadarını bilmiyorum tabii. Aynı yarışmadaydılar. Aynen. Erman'cığım ufak bir hasbihal yapabilir miyim? Kuzenler. Vince Carter'la Trace McGrady yakında mı? Yok, hayır. Evet, buyurun. Buyurun. Şimdi demin korktum. Geçen yarışmadaki gibi bir girdaba mı gireceğiz? Bir performans. Değil mi? Bir korktum. Eyvah dedim. Yine bir 8,5 saat boyunca doğru cevap bulamayacağız mı diye. Eltat var burada ya. Ama şu an bundan sonra şey olabilir mi abi peki? Hiç sanmıyorum. Şöyle bir şey hissettim. Erttat'tan bir İskandinav soğukkanlılığı alıyorum. Bambaşka bir adam. Tamam mı? Batuhan'dan da bir Ege ateşi. Evet. Ne oldu? Ateşle. Ice and Fire, Game of Thrones. Bu yarışma ikonik olmayan yazgılı. Bartın da buraya ekleyebilir misin abi peki? Bartın. Bartın. Tabii ki Bartın. Şimdi. Bartın. Karadeniz'in ilgisi abi. Öyle. Karadeniz'in çok. Mertcan Tubay ver bakayım. Erttat 2350. Yetişmemiş daha. Batuhan 1800.
İkiniz de bu soruyu bilirseniz ikiniz de aktiflersiniz bazı şeylere. Böyle kritik bir soru bu. Hmm. Gelsin. Elvin dikkat et, elektrik akımına kapılırsın. Vallahi bile yazık olur. Gençliğine doyamadan çat diye gidersin orada. Kablolarla oynuyor. Netflix'te yayınlanan Breakpoint 1250 puan sorumuzun değeri. Netflix'te yayınlanan Breakpoint belgeselinde ilk 5 bölümü itibarıyla hangi tenisçinin hikayesine yer verilmemiştir? Tekrar altını çiziyorum. İlk 5 bölüm itibarıyla hangi tenisçinin hikayesine yer verilmemiştir? A. Berrettini, B. Badoza, C. Ons Jabeur ve D. Stan Wawrinka. İlk 5 bölüm itibariyle Elvin'cim. Genel kadrajımıza ufak bir müdahalede bulundu. Bu çocuk çarpılır bu yayın bitene kadar. Çarpılmak için çok büyük çaba sarf ediyor. Alalım. C. Ons Jabeur. A. Matteo Berrettini. Evet, Efe Tuncer'in dediği lanet başladı mı acaba? Doğru yanıt D. Stan Wawrinka olacaktı. Böylelikle iki tarafta henüz Spring Joker'ini, efsanevi şampiyonumuz Spring Ali adına düzenlenen bu manyak Joker'i henüz aktifleyemediniz. Ama şimdi önünüzde çok büyük bir adım atmak için ciddi bir fırsat var. Evet. Sırada Paribu sorumuz var. Paribu'da fan token'ında bulunan Manchester City futbolcularından hangisi Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülünü kazanmamıştır? A. Raheem Sterling, B. İlkay Gündoğan, C. Kevin De Bruyne ve D. David Silva. Kazanmamıştır ayın oyuncusu ödülünü. ...3000 puan. Kolay değil. Çehresi değiştir yarışmanın. Bir anda. 3000. Alalım. D. David Silva, D. David Silva. Vallahi billahi ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, haklısınız. Yani doğru değil cevabınız ama... ama haklısınız. Şöyle, yani Raheem Sterling kesin almıştır derim ben. Ben de öyle düşündüm. Kevin De Bruyne'nin almama ihtimali yok zaten. Yani İlkay ile David Silva arasında kalırım. İlkay geçen çok, seneki şampiyonlukta şampiyonluk maçını almıştı. Falan çevirdi. Enteresan şeyler yaptı. Sahte dokuzlu bir ara falan. Falan fıstık. 15 gol attığı sezon aynen var işte. Evet. Ben İlkay da alır deyip ama David Silva da mükemmel sezonlar sezon geçirdi var. City'de. Ve burada çok ilginç bir cevap var. Hı. İki kez sezonun en iyi oyuncusu seçilen Kevin De Bruyne Premier Lig'de ayın futbolcusu ödülünü hiç kazanmamış. Skandal. Bu sizin, bence de skandal var. Sizin değil Premier Lig'in. Ben net %100 altını çiziyorum bu cümlenin. Yani Kevin De Bruyne'nin Premier Lig'de ayın futbolcusu hiç seçilmemesi hakikaten abuk bir durum. Yani burada yarışmacının yapabileceği bir şey yok. Evet. Yok. Gerçekten yok. Nazar boncuğu olsun diyelim, devam edelim. Yani. Bayağı büyük bir nazar boncuğu. Yapacak bir şey yok. 2350'ye 1800'de kaldınız. Şimdi 10. soru oluyor sanıyorum. Bu soruyu Efe Tunçer okusun diyeceğim. Tabii. Çünkü kendisi dizilerde falan oynuyor. Böyle aşk meşk üçgenlere, entrikalar falan. Efe Tunçer'in işi. Biz bilmeyiz. Biz spor basınındayız. Böyle o onun kaynını öptü. O ona şey yaptı falan. Kayış oldu, bayış oldu. Okursanız soruyu Efe Bey. Okurum. Öncelikle Ermen Yaşar bir aşk doktorudur. Tabii doktorum. İlfatlarını kabul ediyorum. Ama aynen, buyurun gelsin sorumuz. Aşağıdaki sporculardan hangisi, bakın çok dikkatli dinliyoruz, eski eşinin yeğeniyle evlenmiştir? Çüş. Evet. Eski eşinin yeğeniyle evlenmiştir. A. Rivaldo, B. Hulk, C. Adriano, D. Julio Baptista. Bu ırz düşmanı kimdir? Sorumuz bu. Elvin nasıl keyiflendi? Elvin çok keyifli. Mercan da bir o kadar. Evet arkadaşlar. Buyurun. Süremiz bitti. Kritik bir soru. Alalım. B. Hulk ikili. Siz de asla put değilsiniz ha. Ulan hiçbir soruyu bilemediniz. Buna tek attılar. İyi cevap verdiler ya. Buna tek attı adamlar. Hiçbir soruyu bilemiyor. Aa. Aa, Ektat'a bak. Hiç beklemezdim Ektat'tan. İnanılmaz. Eminike'yi hatırlattı bana. Eminike'nin de var evet, benzer. Eminike zaten her yıl... Cevaplarda bir ilk senin... bekledim ama çıkmadı. Evet. Onun farklı bir durumu var durum zaten. Var. Biz daha bu... Ver şimdi puanları. Enteresan bir noktaya gittik. İkisi de... Spring Joker'ini kazandı. Tabii Eltat daha yüksek puanla Spring olayına önden giriş yaptığı için ilk olarak ona soracağım. Hangi
Önce kullanıyor musun diye tabii, soracağım. Tabii ki. Tabii kullanacağım aga diyor. O zaman basketbol, futbol, snooker. Futbol olsun. Futbol olsun. Gelsin futbol sorumuz. Sergen Yalçın. Profesyonel oyunculuk kariyerine hangi takımda son vermiştir? A. Etimesgut Şekerspor. B. Eskişehirspor. C. Beşiktaş. D. Siirtspor. Hatırlayanlar için o dönemi, ki 33 yaşındasın aslında, hatırlaman mümkün. Kolay bir soru. Ha. Yani iki şıkkın olmadığı kesin zaten bence. Ha. Diğer iki şık da belki takılınabilir. Alalım. Evet, ben zaten Beşiktaş ve Siirtspor olmayacağı kesin, Etimesgut Şeker ile Eskişehir arasında kalınabilir diye düşündüm. Ama Etimesgut Şekerspor demişsin, Eskişehirspor'da bıraktı Sergen Yalçın futbolu. Bu nedenle de sana buradan puan veremiyoruz. Şimdi o springi kullanarak seni geçebilir. Kullanacağım mı Batu? Kullanayım. Nasıl bir çocuksun sen? Çat diye be. Sana ne kaldı bakıyorum? Basketbol ve snooker. Basketbol diyeyim ben. İşte Batuhan Ayvaz. İşte bu. İşte Batuhan Ayvaz. Alalım. Fenerbahçe. Euroleague'de normal sezonu değil. Fenerbahçe. Euroleague'de şampiyon olduğu 2006-2017'nin normal sezonunu kaçıncı sırada tamamlamıştır? A. 1. B. 2. C. 4. D. 5. Euroleague şampiyon oldu Fenerbahçe 2016-17'de. Playoff'a giderken normal sezonu kaçıncı tamamladı? Çok ilginç bir soru. Batuhan Ayvaz, göster bakalım bize. C dedim. Dördüncü tamamladı diyor. Çok yukarılarda olmadığını hatırladın. Ama beşinci tamamladı Fenerbahçe o sezonu. Oradan şampiyonluğa gitti. Spring jokerini kullanamadı iki yarışmacımız da. Birbirlerine spring üzerinden herhangi bir üstünlük sağlayamadılar. Ama Eltat karlı geçiyor bu bölümü. Sonuçta geriye 3 soru kaldı. Bir tanesi şıksız, 2 şıklı, 1 şıksız soru kaldı. Ve tabii 7500'ü bulursanız bir de birbirinize çelme takabilirsiniz. Efe Tunçer yeni sorunun okunmasıyla karşımızda. Buyurun efendim. Aşk meşk veremiyoruz bu sefer. Evet. Eltat üzüldü biraz. Üzüldü iki yarışmacımızda. Hangi ülkenin yaz olimpiyat oyunlarında altın madalyası vardır? A. Mozambik. B. Senegal. C. Paraguay. D. İzlanda. Hangi ülkenin yaz olimpiyat oyunlarında altın madalyası vardır? Buyurun efendim. Süre bitti. Buyurun. O neymiş efendim? D. Diyarbakır yani İzlanda. Ceyhan yani Paraguay. İki yanlış cevap daha, maşallah. Maşallah. Haktat'a bak nasıl gülüyor. Yanlışlar geldikçe Haktat yarışmayı kazanmaya daha da yaklaşıyor. Lan bir çakal çıktı. Evet. Evet. Yani tabii ki bir önceki yarışmanın koyduğu çıtayı geçmeniz çok mümkün zor değil. Onlar o başka. Yani ikisinin toplam puanı şu anda bizde düşük puandaki Batuhan Ayvaz'ı yakalamıyordu. Ama bir soruya bakalım. Bir soruya bakalım ama zaten iki soru kaldı. Şu anda Batuhan son şıklı soru. O yüzden burada üstünlüğü alamazsan son soruda şov yapman lazım. Ha bence bakın yıllarımı verdim sektöre. Son soru en zor son sorularımızdan biri değil. Ama bazıları çok kolay oluyor. Diyorum ki ulan bu nasıl şıksız soru? Öyle de değil. Bu biraz arada derede. Son soruyu efsanevi isim Efe Tuncer okuyacak ama sondan bir önceki soruyu ben kendi sorumluluğumda adlediyorum. Lütfen hocam, buyurun. Ve bu soruyu okumak istiyorum. Gelsin sorumuz. Aşağıdaki monarşi üyelerinden hangisi olimpiyat oyunlarında yarışmıştır? A. Prens William. B. Prens Albert. C. Şeyh Maktum. D. 16. Gustav. Sen 16. Gustav'ı bilirsin. Sizin oralarda. Yakınız evet. Bu kişi kim? Monarşi üyelerinden biri olimpiyat oyunlarında yarıştı. Prens William mı? Prens Albert mi? Şeyh Maktum mu? 16. Gustav mı? Alalım. C. Şeyh Maktum. C. Şeyh Maktum. Neden Şeyh Maktum? C
Ya biraz orta Asya kökenli olduğu için kendini belki kayırmıştır diye düşündüm, bilmiyorum. Vay, enteresan bir yaklaşım. Evet. Neden Şeyh Maktum? Aynı mantık yani, Orta Doğu'dan dolayı. Ha, ben Çangırt diye çıkar oynarım diyorsun. Aynen. Prens Albert kayırmış kendini. Yapmış Fransa'da. Çat diye atmış kendini. Sildin son anda sen. Ben Gustav demiştim. Gustav. Daha eskidir diye. Memleketçilik yapmayayım dedin. Aynen. Hemşericilik yapmayayım dedin. Ve böylelikle son soruya 4350-3800 ile önde geldi Erktat. Şimdi son soruyu ikiniz de bilemezseniz Erktat kazanıyor. İkiniz de bilirseniz Erktat kazanamıyor. Çünkü 7500'ü geçtiğiniz için aktifleme olacak. Sen bilemezsen Erktat bilirse zaten Erktat kazanıyor. Tablo bu. Bu. İkiniz bilemediğiniz takdirde Erktat kazanacak. İkiniz bildiğiniz takdirde ise iş 7500 puan geçirdiği için senin Joker kullanma durumuna göre değişecek. Son sorumuz bir yani sinemayla alakalı, beyaz perdeyle alakalı bir soru. O yüzden de efsanevi isim Efe Tuncer'in bu soruda görev almasını istedim. Şıkkımız olmayacak. Bilinmeyecek bir soru değil ama dediğim gibi çok çok kolay da değil. Benim seyrettiğim, denk geldiğim, sevdiğim bir film olduğu için bana kolay mesela. Sen mesela filmi seyrettiysen senin için de çok kolay bir soru. Filmi seyretmediysen yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Öyle bir durum. İkinize de başarılar diliyorum. Erktat 200-550 puan önde girmenin avantajıyla son soruya bir üst tura yakın gözüküyor ama bu çocuğun adı da Batuhan Ayvaz. Ayvaz. O yüzden bu işler hiç belli olmaz. Evet. Efe Tunçer. Efendim, final sorumuz. Her şeyin belli olacağı. Lock, Stock and Two Smoking Barrels filmiyle sinema kariyerine başlayan eski futbolcu kimdir efendim? Seyretmiş. Yönetmenin de adını söylese kopya olmaz herhalde. Bana da The Guardian'dan bir şey geldi. Geldi. Efsanevi yönetmen, evet. Guy Ritchie. Efsane filmlerinden biri. Çok kült bir film. Erktat yani. Çok keyiflendi. Lock, Stock and Two Smoking Barrels filmiyle sinema kariyerine başlayan eski futbolcu kimdir efendim? Tabii burada 10 saniyeden biraz daha fazla veriyoruz. Şık olmadığı için. Size bir yarım dakika civarı veriyoruz. Artık son 10-15 saniye en kötü atın bir şeyler. Sessizlik oldu. Evet, bir cevap istiyorum. Son 5 saniye. 4-3-2-1. Alalım yanıtları. Yazmadı hiçbir şey. Zaten doğru cevabı bildi Erktat. Gerçi o da yazsa hala şansı olacaktı. Demin dediğim gibi. Yani çünkü Joker'i... Filmi izledim. Oyuncunun hatta İngiltere'de oynadığını da biliyorum. Hatta evet, çok sert. Sert, evet. Kitabı falan vardı. Şeyi sertlikler. Sıkıyor böyle. Evet. Taşı sıkıp suyunu çıkaran. Bunun alakalı oyun kitabı falan da vardı. Aynen. Nasıl kol kırılır mı, bacak kırılır mı? Ama her şeyi biliyorum, adını unuttum. Hakikaten her şeyini biliyor, hatırladı. Benny Jones. Benny Jones gerçekten falan sertliğiyle İngiltere'yi kasıp kavurmuş ve sonrasında aktörlük işlerine girmiş bir isim. Böylelikle Erktat 9350'ye çıktı. Zaten Batuhan'ın cevap verememesiyle beraber de yarışmayı kazanmış oldu. Erktat, seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Sana döneceğim ama önce kaybedenden başlıyoruz. Batuhan, çok keyifliydi. Sağ ol. Renk kattığın yarışmamıza neler söylemek istersin? Ya adamın her şeyini bildim, keşke adını da bilseymişim diyorum. Ya o zaman evet, bir şansın gerçekten olacaktı. Yine avantajı Erktat'ta olacaktı tabii, o da bildiği için. Ama bir ihtimal çevirebilirdin. Ya biraz o filmi falan da seviyordum aslında da işte bir tutmadı. Yapacak bir şey yok. Sen bence sorularda açık ara. Aynı Berat Denli gibi bir bakarsın kendini 3. 4. bracket'ta 3 gün Mertcan Tubay'a illaki bir şey attı. İnşallah ya, bakalım. Sen eve gidince bir açık maçık ara, buralardan bir şeyler çıkabilir. Bakalım, inşallah öyle olur. Tekrardan karşılaşırız. Hiç belli olmaz. Ayağına sağlık tekrardan. Evet, çok teşekkürler. Efe Bey. Buyurun efendim. Efsanevi yarışmacı Erktat Bey'le sizi baş başa bırakıyorum. Erktat Bey, tebrik ediyoruz efendim. Teşekkürler. Gerçekten renk kattınız. Teşekkürler. Buzun şarkısını söylediniz bu yarışmada dediniz. Gerçekten. Soğukkanlı bir yarışmacı. Winter is coming Erktat. Dediniz, bu mesajı verdiniz. Winter is coming. Baby Spring'e ben şöyle söyleyeyim, ilk defa bu kadar net bir mesaj verildi. North yani. Remembers Erktat. Aynen. Teşekkür ederiz abi, ayaklarına sağlık.
Teşekkürler. Varsa görüşlerini alalım. North Remembers. Ya, milyonların izlediği bir yarışmada tabii tur geçmek benim için gayet güzel bir durum. O yüzden önümüzdeki turlardaki rakiplerimle inşallah bu seviyede güzel yarışırım. Çünkü Baton'la çok iyi yarıştık. Sağ ol, teşekkür. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık abi. Teşekkürler. Helal olsun. Buyurun. İki tane pırlanta gibi yarışmacı birbirlerine de son derece sıcak yaklaşımlarıyla. Batuhan senle eğer bir şey bulabilirsen açık devam ederiz. Bulamazsan da yerimizi yurdumuzu öğrendin. Her zaman bekleriz. Burada artık burası senin de bir ofisin sayılır diyelim. Erktat senle zaten devam edeceğiz. Evet. İlerleyen yarışmalarda sana tekrardan bol şans diliyorum. Ve böylelikle işte Efe Tuncer'in de resmen artık egemenlik ilan ettiği ve yarışmada acayip bir noktaya gittiği bu bölümümüzü kapatıyoruz. Efe abi senden çok özür diliyorum hashtagini. altta başlatalım. Bunu da... Hay Allah'ım yarabbim. Efendim, eleştirilerinizde, tatsız, olumsuz yorumlarınızın da başımız üstte yeri var. İyi ki varsınız. Çok biliyorsunuz, izlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın.